Evet, testing and evaluation. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar biz İngilizce'de testing and evaluation diyoruz ama aslında testing, assessment and evaluation olarak değerlendiriyoruz. Yani biz aslında bu üçünü İngilizce'de ayrı ayrı işliyoruz ama Türkçe'de ölçme ve değerlendirme diyoruz. İkisi birbirinden farklı değil aslında. Sadece Türkçe'de iki kavram üzerinden konuşuyoruz. İngilizce'de testing, assessment and evaluation kavramları üzerinden konuşuyoruz. Peki şimdi bu üç tane kavramın birbirinden ayıran farkı ne? Yani bunlar birbirinden nasıl ayrışıyor? Test dediğimiz şey nedir? Hemen buna bakalım. Şimdi hepsini tabii ki uzun uzun okumayacağım. Önemli yerlerin altını çizdireceğim ama bunun notunda hepsi var. Yani uzun uzun notu verdim. It's a systematic procedure for observing learners and describing their knowledge and performance with either a numerical or a category system. Test dediğimiz şey aslında sistematik ya kategorilendirmeye yani sınıflandırmaya yarayan ya da bir sayısal değerle değerlendirmeye yarayan bir araçtır aslında. Sistemli bir prosedürdür. Test dediğimiz şey bu. Hemen bakalım. Şimdi burada, pardon, özür dilerim. Purpose of testing. Amacımız ne? Niye test yapıyoruz biz? Mesela bu soru olarak çıkabilir. Which of the following cannot be one of the purposes of testing diye soru olarak gelebilir. To measure language proficiency. Şimdi dil yeterliliğini ölçmek birinci amacımız. To discover how successful students have been achieving the objectives of a course of or study. Şimdi kazanımlara ne kadar ulaşabiliyoruz? Yani hedeflerimize biz ne kadar hani ulaşabiliyoruz? Bunun farkındalığını algılayabilmek için test yaparız. To diagnose students' strengths and weaknesses. Diagnose ne demek? Teşhis etmek, tanılamak. Yani öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini teşhis etmek için test yaparız. To assess placement of students by identifying the stage or part of a teaching program. Şimdi placement dediği nedir? Mesela diyelim ki bir test yapıyorsunuz ve orada seviyeye göre ne yapıyorsunuz? Çocuğu yerleştiriyorsunuz bir sınıfa veya bir level'a, kategoriye. Bu da yine testin amaçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. What's the difference between testing, assessment and evaluation? Şimdi bu üç arasındaki fark nedir? Testing dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? It's a method of measuring a learner's skills, knowledge or performance in language teaching and learning process. Şimdi burada ölçmektir. Yani beceriyi ölçmek, bilgiyi ölçmek, performansı ölçmek. Şimdi öğrenme sürecinde veya öğretme sürecinde bilgiyi, beceriyi, performansı ölçme yöntemi testtir. Mesela ne olur bunlar? Yazılı sınavlar olur ve genelde de öğrenme sürecinin sonunda olur. At the end of a learning period veya ara testler olur mesela işte quizler olur, işte unit testler olur, midterm testler olur. En sonunda mesela semester testleri olur. Ama bunların hepsi ne içerir? Bir ölçme içerir. Daha doğrusu bir ölçüm içerir. Peki assessment nedir? Assessment dediğimiz zaman durum biraz daha farklı. Assessment dediğimiz zaman process of gathering information. Şimdi bu çok önemli. Şimdi bilgi toplama sürecidir aslında diyor assessment. Bu ne demek? Mesela bir yıllık ödev veya bir portfolyo hazırlama yani sürece yayılan ve bilgi toplayarak veya işte burada evidence diyor bakın kanıt toplayarak öğrencilerin gelişim sürecini ne yapmaya biriktirmeye yarayan bunu değerlendirmeye yarayan aracı biz assessment diyoruz. Şöyle düşünün mesela okullarda şu an devlet okullarında yazılı sınav yapıyoruz değil mi? Şimdi bu yazılı sınavlar testing oluyor. Burası tamam mıdır? Soru soruyorsun, puantajı Tamam. var, cevap Evet. veriyorlar, ona göre Evet not hocam. alıyorlar. Bu testing. Şimdi yine okullarda yıllık ödev veriyoruz, proje ödevi yani. Proje ödevi veriyoruz veya performans notu veriyoruz. Performans notunu neye göre veriyoruz? Mesela uygulamaya işte speaking'e, ders içi katılımına, efendime söyleyeyim yazma, yazdığınız paragrafların toplam puanlarına veya işte hazırladığı bir sunuma. Öyle değil mi? Yani bir sürece yayılıyor veya
Proje ödevini biz ne yapıyoruz? Kasım'da veriyoruz, Nisan'da teslim alıyoruz. O süreçte çocuk hazırlıyor bir şeyler, getiriyor bizi kontrol ettiriyor, geri götürüyor. Kontrol ettiriyor, geri götürüyor. Kontrol ettiriyor, geri götürüyor. En sonunda ne yapıyoruz? Teslim ediyor, alıyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bir notunu veriyoruz. İşte bu assessment'tır. Süreç var çünkü işin içinde. Performans ödevleri, yıllık ödevler veya işte portfolyolar, bunların hepsi assessment'tır. Tamam? Var mı anlamadığımız bir yer? Hayır hocam. İkisi arasındaki farkı anladık mı? Yani testing, evet. Yazılı sınavlar, sınav yaparsın, notunu verirsin. Assessment, sürece yayılan kanıtlar, neyi ne kadar yapmış, ne kadar sürede yapmış, ne şekilde yapmış. Bir de evaluation var. İşte burası çok önemli. Bu da ne biliyor musunuz? Yıl sonu notu. Bu da yıl sonu notu. Overall and final judgment about learner's knowledge and performance. Yani tamam. Summatif yani. Karnemize düşen notlar gibi mi? Efendim? Hani en son hepsinin ortalamasını alıp karnemize düşen notlar. Aynen öyle. Aynen hocam öyle. Summatif yani, değil mi? Hepsinin bir araya gelip geçecek mi kalacak mı diye değerlendirilmesine biz evaluation diyoruz. Tamam mıdır bu? Evet hocam, şey soracağım. Summatif değil mi bu? Hani geçti mi kaldı mı? Not olarak evet, not olarak aldım. Evet değil mi? Tamam. Ama değerlendirme süreci çok aşamalı olduğu için onun içerisinde formatif de var, summatif de var. Tamam, evet, tamam var hocam. Tamam. Tamam hocam. Yani kısacası arkadaşlar, testing bakın en iç daire, yani en küçük birim. Assessment daha geniş kapsamlı. Hem testing hem de sürece yayılı olduğu için bakın daha geniş kapsamlı. Evaluation en geniş kapsamlı olan. Tamam? Değerlendirme hepsini kapsıyor. Hem testing'i hem assessment'ı kapsıyor. Assessment hem testing'i hem de sürece dayalı olan bütün kanıtları biriktirmeyi, evaluation'da tamamını, geçecek mi kalacak mı bunu kapsıyor. Niye test yaparız? Hemen çiziyoruz şimdi. To observe learner's performance. Performansı ölçmek için. Veya knowledge, bilgiyi. To discover what the learners know and can do at a certain stage of a learning process. Yani ne bildiğini ve ne yapabileceğini ölçmek için. To increase their effectiveness in teaching process. Onların etkisini arttırabilmek için. To ensure that learners get the most out of the lesson. Dersten çok daha fazla faydalanabilmeleri için. To diagnose what the learners can do and need to learn and develop. Neyi teşhis etmek için? Neleri yapabiliyorlar, neleri geliştirmeliler ve neleri öğrenmeliler. Bunu algılayabilmek için test yaparız. Peki başka ne için test yaparız? Hemen bakalım. To inform the learners about their expectations and learning objectives. Şimdi beklentileri ve öğrenme amaçlarıyla veya kazanımlarla ilgili öğrencilere bilgi vermek. Feedback vermek için. Motivate and focus, motivasyonlarını ve odaklanmalarını sağlamak için. To provide information for administrators. Şimdi mesela bunu ne için yapıyorsunuz? Yetkililere bilgi vermek için yapıyorsunuz. Bunun için bir de ailelere bilgi vermek için. Şimdi mesela normalde bunu bir soru olarak sorsalar bunun yanlışlık olduğunu düşünürsünüz. Ama hayır. Test yapma amaçlarımızdan biri de ailelere bilgi vermek, diğeri de yetkililere bilgi vermek. Yetkililer kimdir? Bizde Milli Eğitim Bakanlığı. Tamam? Şimdi initial testing ne demek? İlk yapılan testler. Yani öğrenme sürecinden önce yapılan testler. Bunlar ne tür testler oluyor mesela? Diagnostik testler, yani tanılama testleri. Yani nedir bu? Neyi biliyor? Hangi açılardan eksik? Ne yapmalıyız? Syllabus'ı nasıl hazırlamalıyız? Kurikulumu nasıl hazırlamalıyız? Bunu görmek için önden yaptığımız testler. Mesela diagnostik testler initial testing kapsamındadır. Neden? Çünkü birincil testlerdir. İkinci olarak da ne var? Bakıyorsunuz placement testler var. Mesela diyelim ki bir dil okuluna gittiniz. Seviyenizi belirlemek için bir ön test yaparlar. Mesela A2 seviyesindeysen seni A2 seviyesi sınıfa koyarlar. Bu da placement test oluyor. Bunların ikisi de initial testing kavramının içeriğinde mevcut. Summative mi, formative mi? Şimdi summative ile formative çok karıştırılıyor. Aslında
Summative'le formative'i en iyi ayırt edebileceğimiz şey şu cümle. Ben bu cümleyi buraya o yüzden yazdım arkadaşlar. When the cook tastes the soup, it's formative. When the guest tastes the soup, it's summative. Bu ne demek? Şimdi çorbayı aşçı tadarsa bu formative'dir. Neden? Çünkü formative testing'de ne vardır? Kendimi daha iyi nasıl geliştirdim? Evet, ön eksiklikler değil mi hocam? Ha, kendi eksikliklerini daha iyi götürmek için ne vardır? Bireysel gelişime yönelik, kendini geliştirmeye yönelik, feedback'e yönelik bir testingdir formative. Ama eğer başkaları çorbanın tadına bakarsa bu summative'dir. Neden? Çünkü artık başkaları sana not veriyor. O değerlendirmeyi resmi bir... Çok güzel cümle hocam. Anladık mı bunu? Evet hocam, bu şey ya, unutulmaz yani cümle. Bunu unutmayın. En kolay bu ayrıştırır. Aşçı kendi yaptı. Siz kendinizden düşünün. Kendi yaptığınız yemeğin tadına baktığınız zaman kendinize not vermezsiniz. Tuzunu az atmışım, biraz daha ekleyeyim dersiniz. Eksiklerinizi görüp düzeltirsiniz. Ama başkası senin yemeğine... Görmüyor musunuz yemekteyiz programlarını öldürüyorlar, birbirini kırıyorlar milleti. Ne yapıyorlar? O pis olmuş, o kötü olmuş, o falan. Böyle abuk subuk şeyler. Nedir? Başkaları değerlendiriyor, sana not veriyorlar artık. O summative'dir. Anladık mı? Var mı sorunuz? Anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Yok hocam, teşekkür ederim. Hayır hocam, çok güzeldi. Bunu aklınızda tutun. Ben çünkü mesela bazen kendimi nasıl hani aklımda tutuyorsam size de onu göstermeye çalışıyorum. Çok karıştırılıyor bunlar. Şimdi genel olarak bir bakalım özelliklerine. Amaç bakımında summative nedir? Yargıya varma amacında. Neden? Çünkü çorbanın tadına başkaları bakıyor. Görücüye çıkarıyorsun çorbanı. Nedir? Bir not veriyorsun. İşte bunun için uğraş veriyor öğrenciler. Mesela bir yazılı sınav var. Okulun dışında da buna çalışıyorlar. Yani sadece sınıf içi bir değerlendirme yapılmıyor. Sınıfın dışında da bunun için bir gayret gösteriyorlar. Peki odak noktamız ne? Burada belirli bir bilgiyi veya beceriyi geliştirmeye yönelik bir durum yok. Burada bir sürü bilgi ve beceriyi geliştirmeye yönelik bir durum var. Yani tek bir şeyi geliştirmiyorsun. Mesela dedik ya tuzu azaltmışım, işte onu ekleyeyim. O formatildir ama... Adam gibi mesela atıyorum mercimek çorbası yapmayı öğreniyorsan bütün halinde iyi yapman gerekiyor. Onun için birden çok beceriyi geliştirmeye yönelik. Tamam. Effort dediğimiz zaman daha fazla zaman alıyor. Neden? Çünkü daha karmaşık. Çünkü daha fazla beceriyi geliştirmeye yönelik ve daha çok çalışman gerekiyor yapabilmek için. İyi bir mercimek çorbası yapabilmek için. Çok fazla deneme yapman gerekiyor. Yani sınıf dışı zaman olması gerekiyor. Tarih sınavına çalışmak için sadece okulda çalışmıyorsun. Dışarıda da, evde de, orada, burada, sağda, solda, kütüphanede de çalışıyorsun. Efor sarf ediyorsun, performans ödevi yapıyorsun, işte ezber yapıyorsun filan filan. Ve genelde bunlara not veriliyor. Yani summative'lerde genelde not alıyorsunuz. Zaten başkası sizi değerlendiriyor. Ama formative'de. Formative'deki amacımız gelişim. Yani ne yapıyorsun? Eksik olan tarafını geliştiriyorsun. Daha iyi nasıl olabilir sorusunun cevabı. Tuzu az, biraz daha tuz koymalıyım. Veya işte kıvamı yoğun değil, işte biraz daha kıvamını yoğunlaştırmalıyım. İşte çorbaya terbiye yapmalıyım filan filan. Feedback alıyorsunuz formative'de. Not almana gerek yok. Formative not almak için değil, feedback almak için daha uygun. Çünkü burada önemli olan şey gelişimdir. Öğrencinin aldığı not değildir. Very focused on whether students have acquired specific skills or information. Yani belli becerileri geliştirip geliştirmediğine bakarlar. Halbuki summative'de bütün hepsini geliştirmen gerekiyor. Effort olarak çok az bir efor sarf etmen gerekiyor. Ve genelde sınıfta. Çünkü ne yapıyorsun mesela? Atıyorum bir proje veya bir task veriyorlar sana. Task'i yapıyorsun. Bu task'i yaparken de mesela sınıfta yapıyorsun. Feedback alıyorsun. Bir kompozisyon yazıyorsun. Öğretmenin sana feedback veriyor. Hemen olup bitiyor yani. Ve genelde buna not verilmez. Tamam? Formative. Var mı sorunuz? Anlamadığınız bir şey var mı? Hayır hocam. Yok hocam. Okay. Bu aklımızda kalsın. Bunlar karışmaz birbirine daha. Robert Steig de bunu söyleyen adam da testing evaluation konusunda Arthur Hughes diye bir adam var. İkisi efsane yani. Bu işin efsaneleri.
ve çok güzel söylemiş. Yani hakikaten ben bile daha netleştirdim. Şimdi başka tür bir ayrım gerekiyorsa da formal, informal. Mesela formal testing dediğimiz zaman mesela neyi kastederiz? Planlı, bakın şu en alta, sistematik bir şekilde tasarlanmış, belli işte örnekleme tekniklerini kullanan sistemli bir test. Yani normal mesela resmi bir yazılı kağıdı formal bir testingtir. İşte written document diyor. Ya da mesela diyelim ki bir mülakata girdiniz, sözlü bir mülakat. Bu da formaldır. Neden? Çünkü not alacaksın, bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsun. Ama bir de informal var, plansız. Mesela hadi çıkarın kalem kağıt hemen. 2-3 tane cümle yazın bana işte şu konuyla ilgili dersen bu informal testing'dir. Veya soru cevap şeklinde mesela sözlü çocukların nabzını yoklamak, neyi ne kadar anlamışlar görmeye çalışmak informal testing'dir. Bunlar çok zor değil. Bunu geçiyorum. Objective ve subjective. Şimdi objective testing dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Sadece tek bir doğru cevabı olan, yani mesela diyelim ki bir boşluk doldurmada tek bir doğru cevap var. Bir mesela testte 4 tane seçenekten tek bir doğru cevap var. Ve notu tektir bunun. Yani atıyorum ben mesela diyelim ki test olarak değerlendiriyorum. Her soru 5 puan. Ben ya yok ben bu soruya 2 puan vereceğim diyemem. Bu objective testing'tir. Standart puanlaması vardır. Her sorunun da bir cevabı vardır. Ama bir de subjective testing var. Subjective testing'de işin içine başka şeyler giriyor. Mesela bir kompozisyon yazdırdığınız zaman bunu subjektif olarak değerlendirirsiniz. Yani mesela tabii ki hepsinde bakarsınız giriş gelişme sonuç var mı? İşte coherence, cohesion var mı? İşte sonuna iyi bağlamış mı? Grammar yapıları güzel kullanılmış mı? Tabii ki bakarsınız ama mesela modunuza bağlı olarak bazen fazla, bazen az not verebilirsiniz. Bazı yerlerden daha az, bazı yerlerden daha çok puan kırabilirsiniz. İşte bu subjective testing'tir. Tamam. Başka ne tür işte assessment'lar var mesela? Self assessment var arkadaşlar. Öz değerlendirme yapmak. Veya peer assessment var. Özellikle hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Task based learning'de mesela report kısmında peer assessment vardı. Birbirlerini değerlendiriyordular. Proje ödevi var mesela yine. Başka bir işte bilgi toplama yöntemi olarak. Portfolyolar var. Learner diaries var. Bunu mesela nerede görmüştük? Content based instruction'da görmüştük. Bir de standardized testler var. Yani standart testler. Bunlar da genelde mesela atıyorum ÖSYM'nin atıyorum mesela ÖABT testi bir standart testtir. Çünkü ya da üniversite sınavı standart testtir. Ya da işte lise giriş sınavı standart testtir. Bunların hepsi standart testtir. Tamam. Test type'lara bakalım. Şimdi bunları ben özellikle böyle kategori kategori ayırdım. Prognostik testler, attainment testler, criterion and norm reference assessment veya testler, discrete point ve integrative testler, direct and indirect testler. Şimdi bunları 5 kategoriye ayırdık. Şimdi bunların bir de tabii ki alt kategorileri var. Bunları ben özellikle böyle tablo halinde verdim. En başta notlarınızda da bulunsun diye. Çünkü hangisi hangisinin alt kategorisiydi, bunlar kaça ayrılıyordu? Bazen çok karışabiliyor. Bu tablodan takip edersiniz, tamam mı? Prognostik testlerle başlıyoruz. Şimdi prognostik testler 4'e ayrılıyor kendi içinde. Selection test, placement test, aptitude test, diagnostic test. Şimdi 4 çeşit selection, placement, aptitude, diagnostic. Bunların 4'ü prognostik test örneğidir. Bu ne demektir? Predictive testler. Ne demek? Çünkü biz mesela testi niye yaparız? Bazen mesela birinin bir konuyu ne kadar iyi anladığını ölçmek için yaparız. Ama bazen de mesela bir sınava sokarız. Atıyorum Anadolu Lisesi sınavı vardı önceden. Fen Lisesi sınavı vardı. Sınava sokuyorduk LGS'yi. LGS'de iyi yapan Fen Lisesi'ne gidiyor diyelim ki. Ne anlıyoruz? Ha, LGS'de iyi yaptıysa demek ki ileride bu çocuk Fen Lisesi'nde de başarılı olabilir. İşte biz gelecekteki başarısını tahmin etmemize yarayan testleri prognostik test diyoruz ve 4'e ayırıyoruz. Selection, placement, aptitude, diagnostic. Bunların 4'ü de prognostik test örneği. Selection test dediğimiz zaman şimdi aslında biz ne yapıyoruz? These tests are applied to the learners to accept them to a particular program or a job.
Yani ya bir işe almak için ya da belirli bir programa, bir eğitim programına kabul etmek için yapılan testler. Yani burada ne olması gerekiyor? Diğerlerinden daha yüksek bir puan alması gerekiyor ki işe kabul edilsin veya işte o programa kabul edilsin. Biz buna selection test diyoruz. Sağ taraftaki örneklere bakalım. Mesela numerical test, typing test. Mesela diyelim ki sekreter işe alınacak. Eskiden 10 parmak daktilo biliyor mu diye oturturdular onu klavyenin içinde. Klavye testi yapıyorlar. Önceden daktilo testi yapardılar. İşte şunu işte ne kadar kısa zamanda, en kısa zamanda hatasız yazan işe alınır derdiler. Tıkı 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 yazardılar. Şimdi nedir bu? Diğerlerini geçtiği zaman belirli bir puan alıyor ve bu puanı aldığında da tercih ediliyor. Seçme testleri yani. Tamam? Placement test. Placement test dediğimiz zaman mesela diyelim ki bir işte eğitim programına yerleştirileceksin. Ne yapıyorsun mesela? İşte mesela atıyorum giriyorsun işte üniversite sınavına. Üniversite sınavında ne yapıyorsan ona göre belirli üniversitelere yerleştiriyorsun. Puanına göre yerleştiriyorsun. Veya diyelim ki bir işte şeye başlayacaksın dil kursuna. Senin seviyeni ölçmeleri lazım. Dil sınavına sokuyorlar seni ve senin seviyene göre seni ne yapıyorlar? İşte o şeye yerleştiriyorlar. Sınıfa yerleştiriyorlar. Biz bunlara placement test diyoruz. Şimdi sıra geldi aptitude test'e. Şimdi burada biraz yavaşlayacağız. Bunu iyi anlamanızı istiyorum. Aptitude test can be broadly defined as tests that are designed to reveal whether or not somebody is suitable for a particular type of work or course of training. Şimdi demin selection testlere de baktık. Selection testi de bir işe alma söz konusuydu. Aptitude'da da işe alma söz konusu. Peki aradaki fark ne? Yani aptitude hocam, yetenek ölçmüyorum. Yetenek evet. Hocam bu. Sadece yetenek mi? Mesela sekreter. Orada 10 parmak daktiloda yazıyor. O da yetenek. Ama hocam, o seçiyor hocam. Tamam bu da aptitude'da da seçiyor. Daha iyiyse. Söyler orada misin Müşra? Orada hangisi daha iyiyse onu seçiyorlar ama burada sen bu konuda iyi misin gerçekten ya da hiç değil misin, o değil mi? Bu bir. Öyle bir şey yani. Çok doğru, güzel. Ama böyle karıştırırsınız. Şöyle aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması için şöyle bir durum. Şimdi mesela diyelim ki selection testte bir kriter var. O kriteri belirlediği zaman, başardığı zaman, diğerlerini geçtiği zaman işe alınıyor. Ama aptitude testte sadece o kriteri geçmesi yeterli değil. Aynı zamanda karakteristik özelleri de ön plana çıkıyor. Şimdi mesela diyelim ki bir itfaiyeci seçilecek. Önce yazılı sınav yapılıyor. Ondan sonra dayanıklılık sınavı. Sonra psikolojik test yapılıyor. Polistik mesela. Fiziksel yeterlilik de diyebilir miyiz? Ebilikliğe bakılmıyor mu burada? Kim olduğu arkadaşlar, kim olduğu. Mesela korkak bir adamı itfaiyeci yapamazsın. İstediği kadar sınav geçsin. İstediği kadar fiziksel yeterliliği olsun. Anlatabiliyor muyum? Yükseklik korkusu olanı, korkak olanı, cesur olmayan adamı itfaiyeci yapamazsın. Kim olduğuyla alakalı. Yani o beceriye sahip olması değil, kişi olarak o işe uygun olup olmaması. Veya mesela psikolojisi atıyorum. Mesela askeriye sınavlarında ben girmiştim mesela Deniz Kuvvetleri sınavına. İşte mesela yazılı test var. Sonra işte fiziksel dayanıklılık testi var. En son mülakat var, psikolojik test var, her şey var. Yani orada senin kim olduğuna bakıyorlar. Yani bu işteki kriterleri sağlayabilir misin değil. Sen bu işi olduğun kişi olarak yapabilir misin? Kişilik özellikleri çıkıyor. Anladık mı? Evet. Yani mesela atıyorum silahtan korkan işte atıyorum pısırık bir adamı atıyorum polis yapmazlar yani veya itfaiyeci yapmazlar. Neden? İstediği kadar mesela hani güçlü olsun, kuvvetli olsun. Adam iki zoru görünce kaçacak. Anlatabiliyor muyum? Onun için kişilik özellikleri burada devreye giriyor. Ama mesela sekreterlikte o değil. Sekreterlikte mesela sadece 10 parmak daktiloya göre sekreter alınıyorsa o selection. Ama aynı zamanda sekreterin biraz da aklı olsun, biraz da presentable olsun, biraz da milleti çekip çevirmesini bilsin, ağzı laf yapsın diye bakılıyorsa o zaman aptitude.
Anladık mı orayı? Evet. Ah. Aptitude bu. Selection'dan farkı da bu. Tamam. Son olarak diagnostic test. Diagnostic test dediğimiz zaman da dille ne yapabiliyorlar, ne yapamıyorlar? Bunu ölçmek için yapılan ön testlerdir. Yani aslında öğrencinin zayıf olduğu alanları ve güçlü olduğu alanları tespit eder diagnostik testler ve hangi alanlar işte geliştirilmeli, hangi alanlar daha iyileştirilmeli ve eğitimi biz hangi alanlara göre birazcık daha işte vermeliyiz, arttırmalıyız diye düşündüğümüz, bizi düşündüren testlerdir. Mesela at the start of the course, the teacher gives the learners a diagnostic test to see what areas of language need to be in the syllabus. Mesela syllabus'ı hazırlamak için önce bir test yapıyor. Sonra diyor ki ha, şunlar da zayıflar, şunları bilmiyorlar. O zaman bunları ben syllabus'ıma ekleyeyim. Anladık mı burayı? Evet. Var mı sorusu olan? Evet hocam, anladık. Hayır hocam. Harika. O zaman şimdi prognostik testleri bitirdik. İkinci türümüz neydi? Attainment testler. Bunlar ne diyor? Assess the learner's previous knowledge. Şimdi demin prognostik testler neydi? Gelecekteki başarısını öngören testlerdi. Halbuki attainment testler daha önce öğrendiklerini, daha önceden bildiklerini ortaya çıkaran testler. Bunlardan birincisi de achievement test veya progress test. Adı üstünde. Neyi ne kadar öğrenmiş? Mesela ünite sonlarında yapılan testler achievement testlerdir. Veya işte bir diyelim ki ara sınav yaptın. Ara sınav veya yaptığınız mesela işte her konu sonundaki quiz bir attainment ve achievement testidir. Ne de ilerlemeni görüyor. Ne kadar ilerlemiş, neyi yapabilmiş, ne kadar hani artık daha üzerine katabilmiş. Biz bunu görmek için yaptığımız testlere ne diyoruz? Achievement test, pardon. Ha evet, achievement test veya progress. Ben hep progress'e alıştım da onun için achievement test veya progress test diyoruz. Tamam? Şimdi bakalım bunların özelliklerine, achievement testlerin. Associated with process of instruction. Şimdi ne kadar ilerleme olduğunu görebilmemiz için süreç bizim için önemli. Assesses where progress has been made. Yani burada ne kadar hani ilerlemenin kat edildiğini ölçen testler. They should support the teaching to which it relates. Ne yapması gerekiyor? Öğrenmeyi de desteklemesi gerekiyor. Alternatif değerlendirme unsurlarını da kullanan bir test sistemidir. Alternatif değerlendirme ne işte? Mesela işte yıllık ödevler, işte mesela bir summary veya işte bir ne bileyim işte tez yazımı, işte bir proje. Bunların hepsi alternatif. Mesela bir PowerPoint sunusu hazırlama. Bunların hepsi alternatif assessment. Need for assessment to be integrated with the goals of the curriculum. Learners are engaged in self-assessment. Mesela achievement testi aynı zamanda öz değerlendirme, kendini değerlendirme de var arkadaşlar. İkinci olarak attainment testlerde, birincisi achievement testi, ikincisi proficiency test. Proficiency testler kolay. Mesela bir IELTS veya bir işte yabancı dil sınavı, YDS, bir YÖK değil, bunların hepsi proficiency test olarak karşımıza çıkıyor. Var mı sorumuz? Evet. Şimdi proficiency testlerde aims to establish a test taker's readiness for a particular communicative role. Yani ne kadar hazır? Hazır bulmuşluğunu ölçüyor. General measure of language ability. Dil yeterliliğini ölçüyor. Measures a relatively stable trait. Yani belirli sabit bir özelliği ölçüyor. Neyi ne kadar bildiğini dil açısından, yani dil becerisinin ne olduğunu ölçüyor. Used to make predictions about future language performance. Bu da çok doğru. Yani diyelim ki atıyorum sen işte YDS sınavını geçtiğin zaman mesela ne yapıyor? Üniversitede işte doktora yapma hakkı da kazanıyorsun. Neden? Çünkü ha bunu yaptıysan işte doktoradaki İngilizce şeyini de aşabilir. Yani bunu da yapabilir diyorlar. High stakes test dediğimiz zaman yani üst düzey testler. Yani zor geçmesi, hazırlanması, çetrefilli olan testler. Standartlarımız var testing evaluation'da. Şimdi neler bu standartlar? Bu testing ve evaluation'da the joint committee standards diye bir şey var. Yani joint committee
dediğimiz şey Avrupa'da bu testing açısından, değerlendirme, evaluation açısından bir komite var. Bu komitenin de sağladığı 4 tane standart var. Bu standartları hemen söylüyorum size. Utility, feasibility, propriety, accuracy. Bunu sadece bunların adını bilin diye. Tamam mı? Sadece bilin diye. Yani ölçmede, değerlendirmede şu 4'ü üzerinden ne yapılıyor? Standart halde ölçme ve değerlendirme yapılıyor. Ekstra bilgi olarak verdim. Geçiyorum. Üçüncü kategorimize. Üçüncü kategorimizde neler var? Criterion reference testler var. Norm reference testler var. Bir de individual reference testler var. Şimdi criterion reference testler dediğimiz zaman belli kriterleri doldurduğunda, yerine getirdiğinde sana bir not veriliyor. Hani mutlak değerlendirme. Şey, evet, mutlak değerlendirme. Doğru. Mutlak evet, değerlendirme. Mesela bir şey testi, ehliyet almak için girdiğiniz ehliyet sınavı bir criterion reference'tir. Neden? İşte ne yaparlar? İşte şunu yaptım, el frenini çektim, bunu yaptım, şunu yaptım mı 3 puan, şunu yaptım mı 5 puan. İşte emniyet kemerini bağladım mı 3 puan gibi belli kriterlere göre ne yapıyorlar? Değerlendirme yapıyorlar, puantaj yapıyorlar. Biz buna criterion reference testing diyoruz. Burası tamam mı? Evet hocam. Mesela 50 alanın dersi geçmesi gibi. 50 alan aynen, dersi aynen. Geçmesi. Kriterimiz mesela geçmesi gibi 50. Bazı okullarda 60. Bizde 60'tı mesela. Bazılarında 55. Yani o notu aldığın zaman dersi geçiyorsun. Peki norm reference ne? Burada işler karışıyor. Bağlı burada hocam. Herkes birbirine göre ya geçiyor ya kalıyor. Yani ne var? Çan eğrisi düşünün. Çan eğrisi. Ortalamanın üstüne çıkarsan geçiyorsun. Öyle değil mi? Hocam burada bir de bir challenge gibi bir şey oluyor değil mi böyle? Yani birbirleriyle. Herkesi birbirine bağlıyorlar. Evet ona bağlı. Şimdi mesela burada mesela biz Allah'tan öyle okumadık üniversitede ama üniversitede çan eğrisi olanlar var. Mesela şey diyorlar hocam muhakkak bir sivri çıkıyor 90 falan alıyor. Gebertmek istiyoruz onu falan diyorlar. Çünkü ortalamayı yukarıya çekiyor. Şimdi öyle oluyor ki adam 25 ile geçecek ama birisi 90 aldığı zaman hop ortalama yükseliyor. Kalıyor ortalamanın altında. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o zaman bu ne oluyor? Birazcık da haksızlık oluyor. Yani aslında neyi ne kadar iyi yapabildiği değil. Diğerlerine göre neyi ne kadar iyi yapabildiği önemli oluyor. Tamam. Norm reference, bağıl değerlendirme. Tamam. Var mı sorumuz? Criterion reference ve norm reference ile ilgili anlamadığımız bir yer var mı? Yok hocam. Okay. Individual reference. Şimdi buna bakın yeni bir kavram. Bu yavaş yavaş girmeye başladı şeylere. Hemen bunu yazıyorum arkadaşlar. Siz de lütfen not edin. İpsativ. Bu çıkabilir şeyde. Doğru şık olarak çıkacağını zannetmiyorum. Ama arkadaşlar, ipsativ değerlendirme ne demek? Individual reference demek. Yani ipsativ dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kişinin daha önce olduğu sınavlarla kendini değerlendirmesi. Mesela diyelim ki YDS 3 kere oluyor ya mesela yıl içinde. Kasım'da girdiği YDS'den diyelim ki 50 aldı. Sonra Nisan'da giriyor YDS'ye. Diyelim ki işte Şubat'ta giriyor diyelim ki alıyor diyelim ki 55. Sonra Nisan'da giriyor YDS'ye. Alıyor mesela 70. Kendini bir önceki benzer sınavlara göre öz değerlendirme yapmasına yani kendiyle yarışmasına bir anlamda biz ne diyoruz? İpsativ yani individual reference testing diyoruz. Burası tamam mı? Bunu evet. Mutlaka eğer bunu sorarlarsa bakın. Individual reference olarak sormazlar. Neden sormazlar? Çünkü individual reference'ın ne olduğunu bilmeseniz bile orada individual'ı görünce herhalde kendi kendini değerlendirme diye düşünürsünüz. Bunu ipsativ olarak şıkka koyarlar. Ne olduğunu anlamayın diye. Yani aynı şey değil mi hocam? İpsativ ve individual. Aynı şey ama adı da tamam. Anlamayın. Allah'tan ya. Başı iyi iyi diye başlıyor. Çıkarırız oradan. İşte inşallah. Veya işte iplemiyorum kendimi gibi. İşte bir kodlama geliştirin ona. Şimdi bakalım.
Dördüncü kategorimiz discrete point ve integrative testing. Şimdi discrete point dediğimiz nedir? Discrete point ayrı ayrı değerlendirme. Şimdi normalde ne diyor? Belirli bilgiyi ölçen testler. Mesela atıyorum grammar testleri. Diyelim ki present continuous'la işte present simple arasındaki farkı ölçeceksiniz. Bu nedir? Discrete point testing'dir. Veya mesela irregular past forms'la ilgili bir şey yaptınız. Test hazırladınız. Bu discrete point'tir. Her bir beceriyi, daha doğrusu grammar özelliğini ayrı ayrı ölçüyorsunuz. Nedir bunlar? Mesela fonolojiyi ayrı, spelling'i ayrı, vocabulary'i ayrı, grammar'ı ayrı. Bunları ayrı ayrı ölçüyorsunuz. Bunlara biz discrete point testing diyoruz. Peki integrative testing ne demek? Bu da tam tersi. Hepsini aynı anda ölçüyorsunuz. Mesela diyelim ki bir kompozisyon yazdırıyorsunuz öğrenciye. Kompozisyonda tamam işte giriş gelişme sonuca bakıyorsunuz. Nasıl işte cümleler kurmuş ona bakıyorsunuz ama aynı zamanda noktalamayı da ölçüyorsunuz. Aynı zamanda bağlaç kullanımını ölçüyorsunuz. Grammar kullanımını, kelime kullanımını ölçüyorsunuz. Cohesion, coherence'ı ölçüyorsunuz. Bunların hepsi var işin içinde. Veya ne var? Mesela close testler var. Close testler de mesela her şeyi bilmen gerekiyor. Öyle değil mi? Bütün bilgilerini bir araya getiriyorsun. Close testleri yapabilmek için. ÖABT'de bir tane çıkıyor mesela. Bir tane close test soruyorlar size. Her şeyden çıkıyor. Birinde bir kelime çıkıyor. Birinde bir phrasal çıkıyor. Birinde relative clause reduction çıkıyor. Birinde işte present participle, past participle çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Birinde zaman farkı çıkıyor. Mesela to be mi, to have been mi gibi. Ne yapıyorsunuz? Hepsini bilmek zorundasınız o boşluğu doldurabilmek için. İşte her bilgiyi bir araya getirdiğiniz test türüne de integrative testing deniyor. Tamam mıdır burası da arkadaşlar? Var mı anlamadığımız bir yer? Hayır hocam. Hayır hocam. Bir de son olarak direct testing ve indirect testing var. Direct testing dediğimiz şey nedir? Direkt olarak ölçmektir. Mesela nedir? Mesela grammar knowledge, fill in the blanks testi veya işte direkt olarak ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun, çoktan seçmeli mesela. Bu da bir direct testingdir. Ama indirect testing dediğimiz zaman, demin anlatmıştım aslında, kompozisyon yazdırmak aynı zamanda bir indirect testingdir. Neden? Hem şeye bakıyorsun, kompozisyonuna bakıyorsun, hem de noktalamasına bakıyorsun, işte bağlaç kullanımına, kelime bilgisine, hepsini bir arada. Yani dolaylı olarak grammar'ı da ölçüyorsun. Kompozisyonu yani reading'ini ölçerken aynı zamanda grammar'ı da ölçüyorsun, vocab'ı da ölçüyorsun, writing'ini de ölçüyorsun, reading'ini de ölçüyorsun. Hepsini bir arada ölçüyorsun. Anladık mı burayı? Evet hocam. Okey. O zaman 10 dakika ara verelim, devam edelim sonra, tamam? Hadi bakalım.